Evet, merhaba, selamlar. Bugün sizlerle beraber Şok'ta satılan Rampage ürünlerini inceleyeceğiz. Bizim bir tane Facebook grubumuz var, kapalı Facebook grubu Tag diye. Orada bir arkadaş attı broşürleri, dedi ki 24 Mart'ta bugün Şok'ta böyle böyle indirimler gelecek işte. Ne gelecek mesela? 1. Mousepad. 2. Oyuncu kulaklığı. 3. Monitör. Ve son olarak koltuk. Oyuncu koltuğu. Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet, mousepad'le başlayalım. İşte Rampage markası yazıyor. Zaten markayı çoğunuz biliyorsunuzdur. İşte MediaMarkt'ta, Vatan'da, Teknosa'da vesaire satılan bir marka. 70 cm, 30 cm yazıyor. Özellikler tutarlı yüzey doku diyor. Kaymayı önlemek için kayma azalt yüzeyi diyor. Zaten mousepad'den beklentimiz bu. Bu arada mousepad'in fiyatı, yani güncel fiyatını bilmiyorum, biz 30 liraya aldık. 30 TL'den satılıyordu. 70'e 30 ve extended dediğimiz, yani nasıl diyeyim ya, ince uzun mousepad'lerden. Böyle açayım. Hızlı geçiyorum buraları. Zaten bilgisayara kurunca hepsini göreceğiz. Evet, mousepad bu. Kalbinle oyna diyor. Mesajı vermiş gazı böyle. Fatih Terim gazı vermiş. Haydi aslanlarım. Burası şey böyle. Hani masanızdan kaymasın diye. Şöyle kaymıyor. Burası da kumaş. Zaten buna bilgisayar başına bakacağız. İkinci ürünümüz. Bana göre en büyük indirimlerden bir tanesi bundaydı. Piyasa değeri böyle internete bakınca işte 160 liraya satan var, 200 liraya satan var. Bunu biz 100 TL'ye aldık. Rampage X-Jammer işte RGB'li kulaklık. Rainbow LED diyor gerçi. Bak, kandırmamış. Rainbow LED diyor. RGB de yazıyorlar burada. Yine Rainbow LED çıkıyor. Güzel detay bak. Adam delikanlı gibi yazmış. PlayStation 4'le de çalışıyor diyor. PC'de, Xbox'ta da çalışıyor diyor. Şöyle göstereyim. Diyor ki 50 mm driver'ları varmış. Driver'ı yüksek. Neodymium. Allah kahretmesin, okuyamadım. Magnetleri var diyor. Uzun süre rahat edebilirsiniz diyor. İşte hem izolasyon hem şey diyor. USB ile takınca başlayabilirsiniz diyor. Hiçbir sıkıntısı yok diyor. Stereo sound var diyor. Noise cancellation mikrofonu var diyor. Yani sağır mikrofon var. Çok böyle dibinizdeyken ses alıyor. Uzaktan içeriden oynarken anneniz falan yemeğe çağırınca arkadaşlarınız duymuyor yani o sesi. Extra large earpiece diyor. Hani kulağınızı tamamen saracak diyor. Diyor diyor. Biz direkt bakalım ya. Burada impedance'ın sensitivity'si falan yazıyor. Kablo uzunluğu yazıyor. 2.2 metre. Güzel. Okey. Bunu da geçelim. Şuraya atılan bantlar beni çıldırtıyor. Bak şu... Bu arada hayvan gibi sıra vardı. Onu da söyleyeyim. Sabahın körüne gitmenizin avantajını yaşadık. Çünkü çoğu arkadaş bunları alacak olanlar okulda gidiyor. Şöyle USB'si var. Bir tane de mikrofon için jack'ımız var. Bunu almak için okula gitmeyenleri de gördüm ben sabah. Yani onlar da var. Mikrofonun uzunluğu bu kadar. Uzayıp kısalmıyor. Zaten direkt ağzınıza geliyor bu. Işığını falan göreceğiz. Şurası plastik. Burada Rampage yazıyor. Şu kafa bandı oynayabiliyor. Herhangi bir şey olmuyor. Kulağımız için alıyor. Burada ses açma, kapama tuşumuz var. Onun dışında kablomuz örgü ama halat gibi örgü. Hakikaten gemi halatı gibi yani. Araba çekersin bunu herhalde. Zorlasan. Çekilir mi? Işıklarına falan da bakacağız. Şu tarafta ışığı var. Burada logosu var. Left right yazıyor. Bunu da hızlı geçiyorum. Bunları bilgisayar başına kurunca bakacağız çünkü. Gelelim monitörümüze. Bugün kaderi en enteresan olacak ürün. Evet. Monitörümüz Rampage. Model adı RM344. 23.8 inç. Bunu kandırmak için 24 inç de diyebilirlerdi. O iki detayı bak mesela iyi yazmışlar. Hani RGB yazmıyor. Bir de 24 inç yazmıyor. Güzel. İki tane HDMI portu var. Bir tane display portu var. AMD FreeSync teknolojisi var. 144 Hz. 1080p Full HD. 1 milisen tepkime süresi ve LED panel. IPS LED panel diyor. Başka bir şey yazıyorum üzerinde. İçinde neler çıkıyor? Power cable, display port cable çıkıyormuş. Kablo da çıkıyor DisplayPort. Güzel. Kutunun ağırlığı 4 kilo, monitörün ağırlığı da 2.75 kilogram. Monitörümüzü kutusundan çıkarttık. Şöyle incecik bir ayağı var. Hakikaten incecik. Aa, tornavida çıktı lan. İnsan gibi tornavida çıktı lan içinden. Bak, şu an çok sevindim. Bak, tornavidanın sapı mapı gayet düzgün. Dandik dolurdu bu. Şu an çok mutluyum. Duygulandık. Vallahi yıldız tornavida mis gibi. Neyse, buna sevindim ha. Normalde monitörün fiyatı internette falan işte 1700'de var. 1650'ye falan var. Biz bunu 1500 TL, 1499 TL'ye düşmüştü. Öyle aldık. Rampage diyor. Bu ayakları falan çok küçük. Şu incecik geldi. İçinden kablosu çıkıyor. Power girişimizin ucu böyle. Ve bir tane display port kablosu çıkıyor. Bunu da açayım da göstereyim. Şöyle bir tane display port kablosu çıkıyor. Şöyle veriyorum. Oğlum o kadar ince ki netlemiyor kamera. Monitör şöyle göstereyim. Paneli çok ince. Şuna bak. Bu kadar. Altında şöyle arkasında şu kadar bir alanda birikiyor. Arkası altı kırmızı. Burasında tuşları var. İşte ne bu? Power. Arkasında iki tane HDMI var. DisplayPort ve audio out var. Burada da power kablosu var. Şeyi güzelmiş lan. Hani şu modern duruyor biraz. Şöyle ince olması vesaire güzel. Ayağımızı şöyle alıyoruz. Güzel tornavidamızla. Beleş tornavidamızla sıkıyoruz şöyle.
Bunu da şöyle oturttuktan sonra monitörümüz bu şekilde oldu. Monitör böyle yukarı bakabiliyor, aşağı eğilebiliyor. Sadece yükselip alçalamıyor. Şöyle yine yan taraflarında 1 milisaniye, 144 Hz vesaire yazıyor. Bunları bir monitörü, kulaklığı deneyelim. Hatta mousepad'i deneyelim. İçimizde kalmasın. Bir oyun oynayalım. Koltuğa sonra bakarız yani. Şey test ettim. İzi kalacak mı acaba monitör dedim. Çıldırdı mı yoksa kalmadı. Evet. Aklımıza şu geldi. Bilgisayar başına geçeceğiz ya. Koltuğu da kuralım. Öyle geçelim bilgisayar başına yani, değil mi? Şimdi koltukta burada neler yazıyor? Onu da bir söyleyelim. X-Jammer 30 yazıyor. Gaming. Bu kodu da şey. KLR99. 1.80 boy. 120 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Son iddialı 120 kilo olması. Sonra kutunun ağırlığı 20 kilo. Sandalyemizin ağırlığı da yani koltuğumuzun ağırlığı da 16 kilo. Kutu ağırlığı 20 kilo alacaksanız aklınıza bulunsun. Yanınıza bir arkadaşınızı alın da gidin. Biz öyle yaptık. Kutuyu açtık. Direkt oyuncu koltuğu rehberi çıkıyor. Kurulum rehberi. Böyle her şeyi çok düzgün bir şekilde adım adım anlattıkları bir rehber. Ufak bir kağıt da olabilirdi. Bu güzel bir şey bence. Burada birkaç uyarı var. Sırtınız arkada dönük olacak şekilde sandalyenin ortasına oturun diyor. Ucuna oturmayın diyor çünkü düşersin diyor. Sandalyenin üstüne çıkma diyor. Sandalyeye birden fazla kişi oturmayın diyor. Şu sahne zaten gözümde hoş canlanmadı. Sandalyede oturan biri varken ileri doğru itmeyin diyor. Geriye doğru eğmeyin diyor. Vesaire vesaire. Ha, parmağınızı mekanizmaya sıkıştırmayın. Neyse uyarılar da var, tamam. İçinden biz bunu birazdan rehbere göre yapacağız. Şöyle ayağımız çıkıyor. Ayakta tekerlekler takılı geliyor. Tekerlekleri ekstradan takmıyorsunuz. Şöyle bir tekerleği var, ayağı var. Bu böyle taş gibi hani metal değil de ama aşırı sert de yani. Bak bir vur şöyle. Evet. Hani plastik de değil gibi bir şey. Garip. Metal plaka var arkasında. Önü plastik galiba. Ha öyle mi? Bilmiyorum. Bak içi de böyle. Tekerlekleri de kırmızı. Bunu böyle ayıralım. Biz zaten bunu yerde kuracağız. Bu boyunluk. Bunu böyle sandalyenin başına tutturuyorsunuz. Şöyle içinde bir kutu var. Bunda sanırım vidalarımız var. Bunu da ayırıyoruz. Özetlersem size sandalye 3 parça geliyor diyeyim. Şu kolçağı nasıl diyeyim, böyle yumuşak gibi ama sert süngerler oluyor, böyle plastik gibi. Hani şey elle şöyle bir. Aha. Böyle ittirip çekebiliyorsunuz. Bir de yükseltip indirebiliyorsunuz şöyle. Bunu da alalım. Çıktı mı? Tendaminler çıkıyor. Bu da bel için. Evet. Ana bir oyuncu sandalyesini oyuncu sandalyesi yapan sırt detayı. Allah aşkına şu kutuyu alalım ya. Bu da sandalyemizin sırt logosu. Sadece logo koymaları çok akıllıca olmuş. Rampage yazabilirlerdi buraya. Ya da logo artı Rampage yazabilirlerdi. Sadece logoyu basıp bırakmışlar. Yani güzel detay. Kırmızı, siyah. Buraları plastik. Boşluklar var burada. Bu hafif yine. Bak Rampage logosu arkada. Dediğim bu. Bunu öne de basabilirlerdi. Yok kötü durmuyor. Fermuarı var burada. Ama fermuarı biz açamıyoruz. Buradan zımbalamışlar. O sanırım böyle ekstra bir şey olursa falan değişmesi için kolaylık olsun diye. Ama deli gibi de merak ettim fermuarını açmayı, içine bakmayı. Şöyle burada sünger var bu arada. Hani tahta değil arkası. Şu kutunun içine de bakalım. Bu ana şeyimiz. Bu ayaklarla sandalye arasındaki piston mu artık neyse. Bakalım o işte. Bu yandaki sandalyeyi montedikten sonra bu yan taraflarını kapatacağımız yer. İşte vidaları, alyanları falan filan var. Hadi bakalım sandalyeyi toparlayalım şimdi. Evet şimdi şu sırt kısmındaki şuradaki vidaları söküyoruz. Sonra bu söktüğümüz vidaları buraya geri takıyoruz. Bu arada önce üstleri sabitleyip altları ona göre yapın. Şöyle çünkü altlar biraz böyle oynayabiliyor ama üstler sabit olduğu için daha rahat vidalarsınız. İnce kalın kapak, iki tane kapak var. Önce şu kalını şu kolun olduğu yere takıyoruz. Burayı vidalayıp bir de kapağımızı taktık. Şu kalın parçayı da buraya. Tamam. Öbür tarafını çevireceğiz abi. Okey. Ayağımıza bu şeyi oturtuyoruz. Böyle çok sadece koyacağız. Sonrasında ise sandalyeyi getirip böyle üstüne oturdu mu? Bakayım. Şimdi oturdu abi. Tamam. Bu sırtı da buradan. Oha. Okay. Bunu al. Evet. Hadi Şükrü. Kontrol. Otur bakalım. Otur. Şimdi şuraya doğru dön. Dön şöyle. Kaldır bakalım. Neyi abi? Ya okuyum. Yaptığınız biri. Hadi ya kaldır. Hadi kaldır. Abi yok. Neyi olarak saldırgaç? Şey, en altta sandalyeyi bir kaldır canım. Yani in, kalkmış zaten. Kaldır bir daha. 180 derece bir yatır. Bu arada 180 derece yatabiliyor. Dön biraz böyle. Kafayı şuraya doğru getir. Şuraya şuraya. 180 derece yatıyor. Dur şimdi. Bir ayağa kalk bakayım sandalyeyi görelim 180 derece yattığını. Hakikaten de yatıyor. Nasıl? Rahat mı? Yani uyurken çıkart evet. Kolçakları da bir indir kaldır bakalım ne kadar kalkıyor iniyor. Bak şimdi Şükrü'ye şaka yapacağım izle.
Hadi bilgisayara kuralım monitörleri falan. Devrilmiyor yalnız ha. İkidir böyle tırsıttırıyorsun böyle ama devrilmiyor. Şimdi bir şey deneyeceğiz. Bakalım bundan mancınık oluyor mu? Bak şimdi bak minderi koyduk. Hazır mıyız? Ateş! Vallahi atıyor ha. Benim taşı getirin. Evet, bilgisayarın başına geçtik. Şöyle kulaklığın ışığını göstereyim hatta direkt. Akarıyor, kokarıyor. Renk renk yanıyor. İçinden kablo çiftliği çıkıyormuş kutusundan. Biz onu görmedik. Onu kullandık şu an. Zaten birazdan masa başına gösteririm. Mousepad'imiz de bu. Bizim mousepad'in üstüne serdik. Şöyle alandan dışarı çıkmıyor mouse. Ama bir klavyeyle görmek isterseniz de şöyle oluyor. Tam bu boy oluyor. Belki hani lamlok olmayan klavyeniz olursa çok daha iyi olur. O zaman kurtarıyor rahat rahat. Ben zaten şu bölgede oynuyorum genelde. Şöyle başlayalım. 4K video yaptım ya. 1 saat 15 dakika İspanya'yı mı çektin? Ne çektin ya? CEO İspanya'da Gökalp. Gizli bilgi. Gizli bilgi. CEO İspanya'da. Bu arada hani monitör 1080p ama biz hani renk kalitesine falan böyle detaylarına bakalım diye şey yaptık. Hayır sana da sorayım. Sence monitör nasıl gözüküyor bak şu an mesela renkleri falan? Monitör çok net gözüküyor. Değil mi? Yani bence akarı kokarı yok yani. Yok ben hani atıyorum şimdi monitör alacaksın ya almışken video da izleyeceksin tabii doğal olarak. O nasıl olacak diye şey yapıyorum. Valorant'a girelim. Açıdan güzel olacak. Koltuk nasıl rahat mı? Koltuk bence iyi ya. Parasına göre çok daha iyi. Ne bileyim oğlum yatıyor diye yattık işte. Bırakın. Bak boyunluk burada. Aa bak bel yastığı nerede lan bunun? Şunu ver şunu. Belim boşluğa düştü bakayım. Omurgam kayıyordu sizin yüzünüzde. E ne lan servis unavailable diyor. Oh valla patladız. Spike crash yapayım o zaman. Oh. E gözükmüyorsun böyle. Müthiş oldu. Sikerim ben yatıyorum ya. Bence... Nasıl rahat mı böyle? 1000 liraya aşırı iyi bir koltuk. Onu rahatlıkla söyleyelim. Hani parasına göre 10 üzerinden 10. Dur şimdi bel yastığımı düzeltin de omurgam kaymasın. Havalimanlarındaki masaj koltuğu gibi. Bence fiyat performans olarak tipi de şeyi de gayet iyi ya. Tabii ki de kalite olarak daha yüksek kaliteleri var fiyatlarda uçuyor ona göre ama bence 1000 TL'ye okeydir bu. Ben monitörü beğendim bu arada. Hani şey böyle yani açıkçası monitöre güvenmiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Rengi mengi gayet okey duruyor. Hani video, YouTube videolarında da rengi çok iyi duruyor. Hayretten 144 Hz bu arada yani. Onu da gösterelim de. Selamlar sesim geliyor mu? Nasıl geliyor? Temiz mi? Evet temizim. Bunu gerçek TA mı? Gerçek TA. Kulaklık testi yapıyorum. Ondan sordum zaten. Hani neye yemin edeyim durduk yere. Videoda da olacaksınız evet. Geliyor. Alıyoruz. Kayıt da alıyoruz. Abi gidin kurun siz. Gidin kurun. Ya siktir git. Long'da. 30 seconds left. Ya nasıl uzun sürüyor bu oyun? Alo Jet, longa bak longa. Bunları videoya koyacağım. Rezil ol. Koyma lütfen. Alıyorum. Koyacağım videoya bunu. Bıçakla önlerim lan orada. Adam girdi longa. Sen niye bombayı kurmuyorsun Jet orada? Hepsini koyacağım videoya. TC'nizi de koy. Kral taranmaz öyle ya. Bak iki oldu seni bir daha videoya koyacağım. Evet masa başına geçip incelememize devam edelim. İncelememiz bitti. Valla fiyat performans bence monitör beklediğimizin üstüne çıktı. Ben en çok ne yalan söyleyeyim monitöre güvenmiyordum. Rengi mengi oldukça kaliteli çıktı şimdi. Birkaç detay çekti gösterelim ama hani bizim gördüğümüz renkler iyiydi. Şöyle zaten hani birçok kişinin aslında fiyat performans olarak kullandığı ki keza kullanan varsa Rampage ürünün yorum kısmına yazsın. Hangi ürün var memnun mu değil mi? Çünkü biz uzun süre kullanmadık. Fakat bilinen bir marka Rampage. Şey de yapıyorlarmış bu arada oyuncu masası falan da yapıyorlarmış işte. Tamam biz masaya gelmedi çok ha. O yüzden almadık. Gelse onu da keşke bir böyle bir oyuncu masası neymiş onu da görseydik iyi olurdu. Ben çok onu merak ediyorum bu aralar. Ben de oyuncu masasını merak ediyorum. Bu arada kulaklığı da söyleyeyim. Kulaklık yani bu fiyata piyasada yok zaten. Hani daha önce de inceledik. 250 lira bandının olduğunu falan kanalı izleyenleri bilir. Bence kulaklık da gayet iyiydi. 100 liraya göre çok iyi bu arada kulaklık. Hani sesleri mesleri de düzgündü. Oyunda yine anlıyorduk nereden adam geliyor ne oluyor. Keza oyuncu arkadaşlarımız oynadığım arkadaşlarım mikrofonun kalitesini de beğendi. Ki ben zaten oyun kaydı aldım oradan kendi sesimizi de duyabiliriz bilmiyorum. Şunun ayağını çıkarayım. Daha önce hiç monitör kırmadım. Bu arada monitör çok ince. Hani sanki böyle çıt diye yapıp kırabilecek gibiyiz. İlk defa monitör kıracağım. Laps diye vurdun. Çatlamadı. Benim kafam hayalimde böyle çatır çatır olacaktı telefon gibi. Allah Allah. Koruyucu bir panel gibi bir şey var sanki önünde. Önce kırılıyor. İkine vuralım. Metalmiş oğlum arkası. Niye söylemiyorsunuz? Madem böyle şeylerin var niye söylemiyorsun köpek? Evet arkası metalmiş bu arada. Onu da şimdi görmüş olduk. Balta çın diye ses getirince. Ya bunu nasıl sökeceğim? Bu arada fark ettiysen VES ayakları girişi de var. Asabiliyorsunuz hani böyle duvara şeyiniz varsa. Yani şey fiyat performansına göre bence monitörün tipi şekli şemali de iyi. Onu da söyleyeyim. Ben bunu ayağımla mı katlasam acaba ya? Olabilir. İnce çünkü katlanır gibi geliyor. Şöyle dursun ana ayağımı masayı da anasından kaldırmışız. Ayağım kaldı böyle.
Bu arada normalde yine fiyatları düşük ama mesela sandalye 1500-1600 TL bandına gezerken 1099 liraya düştü. İşte kulaklık keza yani 160'ı varan indirim var. Hani şoklarda falan böyle mahallenizde vesaire varsa deneyin derim. Arkası alüminyum olmasa kırılacak. Ne güzel olacaktı. Şuna yamuldu. Plastik yapaydın. Ne olacak? Monitöre bak. İçinden fırın kağıdı gibi bir şey çıkıyor yine. İşte bunlar hep panel. Şöyle alayım. Şunu da alayım. Defter gibi. Açalım. Resim defteri. Aynen. Monami. Kaç kat bunlar ya? Aslında işte öndeki ışığımız da bu. Ah 144 Hz oynarsın. Al. Bunu şuradan keseyim. İlk defa da monitör kestim hayatımda bu arada. Arka şeye gömülüyor. Rampage'i kaldı. Izgarası kalanını da vereyim. Bu da cam. Onu da vereyim. Ah çatladı bak. Çat üstüne ediyor şu an. Buraya tornavidayla mı girsem ya? Her yerden sabitlemişler ki. Bu arada çok teknik anlatmadım. Ürünlerin linkini, kendi sitelerindeki linkini direkt koyacağım. Şok'un tezgah fotoğrafını çekecek halim yok. O yüzden oradan bakabilirsiniz. Ya ayrıl be! Kodum çok... Hah, devresi de bu. Gördünüz mü? Kadarcık bir şey. Mutlu oldunuz mu? Şurada da var. Bu kendi içindeki şeyi. Adaptörü falan herhalde bu. Power burada mı? Bak power burada. Senin dediğin işte adaptör burası. Transistör. Transistör. Evet transistör. Ne alalım şöyle. Transta kalınca ben bir gerildim. Yiğit de bundan çok hoşlandı. Elimi mi kestim? Yok kesmemiş. Ya işte burada tuşları muşları var ha. Monitör bu. Şunun da. Monitör dedim. Bu evde yapabilirsiniz. Tabii tabii. Gösterdim nasıl yapıldığını. Buyurun yapın evde kendiniz. 4 tane fırın kağıdı. Tane. Bir tane monomi defter A4. A4. Arkasında bir tane devre yapıştırın yeşil. Mousepad'e gelelim. Mousepad yani 30 lira. Kötü mü? 30 liraya bence. Ben şurasını çok beğendim. Parlak. Kaymıyor. Bir de şuradaki Fatih Terim. Motto çok önemli. Evet. Yani evet. Sanki UEFA Kupası finali maçına çıkıyormuş. Kalbinle oyna. Yani yak yak oynama diyor. Keşke adam akıllı oynar ya da bittir git diyor. Keşke benim takım arkadaşlarım da kalbiyle oynasa. Dün bir oyun oynadık. Ağzımıza sıçtılar. Ya o Valorant'ta hile mi açmışlar, ne yapmışlar? Ağzımıza koydular bizim. İlk yere 5 adam vurdu. Ona 2 mi döndük? İlk roundu. 10'a 2 falandı sonra kaybettik. Verdik maçı. 13'e 11 falan verdik yani böyle. Ne kötü ben mi açtım? Buna koyayım ya onları. Bıçak nasıl? Jilet. Ker. Böyle ikiye de böldüm. Bunu ayrıca oynayın. Bunun da altına klavye koyun. Tabii ki de numlock olan klavyeyi de gösterdik de hani numara pedi olmayan klavyeyle eliniz sığar. Rahat rahat burada da yazıp burada oynayabilirsiniz ama numlock biraz şuraya kadar geldiği için daraltıyor. Numpad ha pardon. İşte rakamlı olmayacak ya klavyenin böyle en sağında. Bu da böyleydi. Gelelim kulakla. Kulaklıkta böyle RGB yazıp size şov yapmıyor. Şöyle bir kablosu çıkıyor ek olarak. Biz kutudan çıkartırken görmedik altına sıkışmış. Şu jack'ınızı ikiye bölüyor. Hem mikrofon hem kulaklık olarak kullanabiliyorsunuz. Bu USB de kulaklığınızdaki LED'leri besliyor direkt. Burada işte RGB değil ama RGB görünümlü ve temiz ışığı bence. Işığı güzel gösteriyor. Zaten kutusunda da RGB yazmıyor bu arada. Onu da söyleyeyim hani... İsterse ışıkları gösterip bir şey de yazmayabilirlerdi. Çünkü pazarlama tekniği olarak. Mikrofonu arkadaşlar güzel dedi. Biz daha ses kaydını dinlemedik. O yüzden size direkt vereceğiz. Kendiniz karar verin ama oynadığımız herkes ses gayet temiz dedi. Ayrıca kulaklıktan da düzgün duyabiliyoruz. Kafa tarafında herhangi böyle baskı maskı yok. Zaten çok hafif. Yani normal. Keza şöyle her kulaklık için her ürün geçer. Bunu her seferinde söylüyorum. Rahat mıydı? Rahattı. 50 mm driver varmış içerisinde. Fakat da biz bunu çok kısa süre kullandık incelemek için. Bunu hani alıp kullanan arkadaşlar varsa yorum kısmına yazabilirler. Şöyle çıkartıyor. Biz burada kısa deneyim sunuyoruz. Öyle anlatıyorum. Adam 10 ay sonra oyun indiriyor. Diyor ki kastı. Lan telefonu zaten 4 tane daha çıktı üstüne mesela. Telefon inceliyorum. Kasar tabii a**a koyayım. Neyse ben bunu önce bir kablosuz yapayım. Hakikaten şunu da söyleyeyim. 100 liraya bunu nah alırsınız. O da ayrı bir konu. Evet. Bence keser mi? Bence buradan keser. Oradan kesmeyecek. Sen benim bıçağımı küçümsemiyor oğlum. Bakalım. Ker. Ker. Tamam içinde plastik varmış ayrıca bu arada. Şöyle tutacaksın ki şöyle göt altına gitmeyesin. Şuradan evet. Bıçağı böyle vuralım. Buyurun. Ya niye siktiririz benim tezgahıma? Bak aman okuyum gömüldü bir de günler içine. Şu 50 milimetre neodimiyum şeyine bakalım sürücüsüne. Bak kulaklığı böyle büküyorsun sonra geri bükülüyor. Ne yapıyorsun Şükrü? Reis izliyor aman okuyum ya. Işık çıktı oğlum daha ne istiyorsun? Işık çıktı oğlum. Aha 50 milimetre bu. Nerede? Çık. Şu şeyi ayırır mı peki bıçağın? Şuradan ayırabilir mi? Bunun için tel vardır aman. Buna nah ayırır. Balta ayıramaz bıçak ayırır bu arada. Ne oldu lan? İçinde tel yok muydu bunun? Bir daha şöyle tutayım, bıçakla vurayım bakayım. Ayağı kırıklı.
Hayal kırıklığı olmadı. Al sana neodymium. Bu mikrofonun girişi buradan. Heh, mikrofonu. Al konuş. Mikrofonun ucunda ışık yanmıyor bu arada. Biz hani böyle şeffaf diye ışık vardır demiştik ama yokmuş. 50 milimetre. Neodymium ya. Neodymium ya. Ulan sanki periyodik cetvelde madde gibi ama koyayım. Ondan sonra söyleyemeyince ben kabahatli oluyorum. İçinde de böyle bir devre var. Bu da ışıkları dengeliyor. Işıklar da gayet güzel yanıyordu bu arada. Tamam bu da geçti. Ne kaldı? Koltuk kaldı lan. Yatır batır. Abi koltuk yatırmayak ya. Ben yatırım. Çocuk evsiz ya. Boş ver. Kırılır. Evim var. Yanlış anlamayın. Ben dilenci değilim. Evsiz. Ben de bunu seviyorum. İçinin süngerini falan gösterelim. Bakalım içine. Şöyle bir de. Nasıl? Bak saplandım. Ay iskelet var. Demir iskelet varmış içinde. Sürttü gıcık oldum. Bu arada iyi bir şey. Normalde tahta da koyuyorlar arkasına. Yalnız. Ya. Bak bak. Süngere bak. Bak daha var içinde sünger. Ben incecik bir şey zannediyorum. Buradan bu sünger çıktı. Aha. Bak harbi sünger doluymuş yalnız içi. Ya dökme sünger kalıpla böyle şişiriliyor. Hani şey içine sünger tıkıştırılmıyor yani yumuşak iki gün sonra patlamıyor. Orada demir iskelet var. Şuraya saplayayım. Ah yoruldum. Bir tane böyle süngeri var hafif. Abi yok komple sünger güzel bir şey. Evet böyle ucuza ekipman arıyorsanız dizmek istiyorsanız mahallenizde çevrenizde şok market falan filan varsa bu ara 25 yani biz bugün 24'ü işte sabah girdik sıraya aldık birkaç gün daha sürecekmiş. Hani videoya bakın ihtiyacınız olan bir şey varsa fiyatının uygun olduğuna kanaat getiriyorsanız ki bence uygun zaten gidip ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Koltuğu biraz daha sevdim bu arada. Şaka yapmıyorum. Ben böyle hani sarı sünger falan oluyor ya böyle dandik arkası tahta ahşap bir şey bekliyordum. Komple sünger çıktı. İyiymiş. Ki bence zaten 1000 liraya iyi bir sandalye bu arada. Oyuncu koltuğu daha doğrusu. Bak iskeleti kesemiyorsun. Çok zevkli. Evet. Hadi kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mis gibi koltukmuş. Boş boşuna s**tik anasını.